23 Ocak 2024 saatlerimiz 18-12'yi gösteriyor. Haberciler hep böyle giriş yaparlar ya. Piyasa kapandı valla. Aslında gün içerisinde iyiydi de. Sonradan bir facia ile karşı karşıya kaldık. Evet size günlerdir, iki haftadır, hafta içi her gün yaptığım bu bültenlerde yaklaşık saat 8-8.30 artık ne zaman biterse yüklediğim e, bu bültenlerde anlattığım bir bölge vardı. Şu sarı bölge artık her gün anlatıyorum zaten dilimde tüy bitti. Bugün de bahsetmeyeyim isterseniz bu bölge kırılamadı ve aşağıya gelindi. Ya evet tabii ki yükseliş olacak ama belli bir miktar geri çekilme olacağına inanıyorum. Şöyle hemen bir neler yükselmiş neler düşmüş onlara bakalım. Çünkü biz üzerine zaten çok konuşuyoruz. SDTTR bugün de tavan olmuş. Kocaer artı 7. Bunlar zaten dün de yükselen ve son bir dönem içeri bir dönemde yükselen. Belli bir zamandır yükselen hisseler. BİM, Migros ve Şok'u görüyoruz. Bunlar bugün yüz endeksinin kurtarıcısıydı. Diyeceksiniz ki bunlar daha çok yükselmiş. Nasıl BİM, BİGROS çok ama bunların ağırlığı daha yüksek. Özellikle BİM'in ağırlığı. Aşağıda baktığımız zaman Borsa'yı kitleyen, panser kimler var? Yapı Kredi, Akbank, Sabancı ve Koç e, grubunun bankaları, İş Bankası var. Sasa'da bir düşüş var ki Sasa'da bir düşüş onayı gelmiş olabilir. 38'de bir destek bölgesi vardı. O kırıldı. 34 33'lere kadar düştü sonra. Tekrar 38'e geldi. Bir düşüş onayı almış olabilir. Şimdi bununla ilgili de şimdi benim bir tane videom vardı 2024'te. Ee, iyi getiri getireceğini düşündüğüm hisseler içerisinde SASA ve ERELI'yi de anlatmıştım. Çünkü hani bir süredir düştüğü için, bir süredir yatay gittiği için ama batmayacak kadar güzel ve büyük şirketler olduklarını söylediğim için. Şimdi 2023 2024 baş yılı 20 gün olmuş. Biri gelmiş şey demiş lan hani zengin ediyor 11 ayım daha var bir sakin olun yani 11 ay daha var bir sakin olun sata. Anadolu Efes eksi 10'un haricinde bakın garanti de burada gördüğünüz üzere bunlar düşüş yönünü seyretmişim. Benim portföye baktığımız zaman bunu gösterdiğim zaman da bütün burayı portföyüm zannediyorlar. Hayır art yazılımdan başlayan. Yani ki Termik Santral, Tukaş, Astor, Smart Güneş, Doğuş Otomotiv ve Enerji tarafından bahsediyoruz. O dramatik bir düşüş yok. Bir işte art yazılım ama o zaten volatil bir hisse. Bir sayı zaten görüyorsunuz. Eksi 0.75. Şöyle aşağıya baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakın ağırlığı yüksek olanlardan. Türk Hava Yolları, Tüpraş. Bunlar Allah'tan fazla düşmedi. Bim de kapanışa doğru özellikle e, karanlık odada 4.49'lara kadar yükseldi. Üç küsürlerdeydi. Ama burada işte Akbank, İş Bankası bunlar böyle piyasayı yerin dibine doğru çektiler. Dediğim gibi eğer Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, BİMAŞ bunlar dayanmamış olsaydı bugün sayı çok çok daha ekside görebilirdik. Aşağıya baktığımız zaman özellikle burçeli Van'a pazar günü videosunu çekmiştim hatırlıyorsunuz. Bugün ikinci tavanını yaptı. Pazartesi ve salı günü bir iki tavandır, ikidir tavan yapıyor. Bununla ilgili de şimdi eleştiri yapacaklar ya insanlar. Şey demiş bir tane takipçim veya artık ne bileyim ne benden nefret eden biri bilmiyorum. Madem o kadar iyi biliyorsun. Git kredi çek bütün paranı bu hisseye yatır. Demiş. Ulan keşke seni dinleseydim diyorum. Buradan ona kendisine de selamlar saygılar yolluyorum. Kuzey Buru yine 9.95 ki zaten bir sürede deli gidiyor. İyi gitmesinin sebebini zaten söylemiştim ama. Tamam başlangıç yükselişi gerçekten sürekli yaptığı iş anlaşmaları olabilir. Arge çalışmaları olabilir. Yeni tesisler falan bunlar olabilir. Ama Artık bu noktadan sonraki yükselişi manipülatif bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Risk barındırdığına inanıyorum ki bugün de yine Kuzey ile ilgili bir haberimiz var. Onun haricinde hangi sektörler yükselmiş, hangi sektörler düşmüş? Tasarruf, finansman, ya bu zaten katılım evi, ona bakmaya gerek yok. Savunma, gıda, perakendiciliği e, ki zaten işte marketlerden biliyoruz bunları gördük. Spor ve toptan ve perakende ticaret bunlar yükselmiş. Onun haricinde factoring, finansal kiralama, menkul kıymet, yatırım ortaklığı, girişim sermayesi, yatırım ortaklığı, ilaç ve sağlık bunlar düşen tarafta yer almışlar. Şimdi devam etmeden haberlere geçmeden önce bir Bitcoin kripto tarafına bakacağım 30 40 saniye. Biliyorum bu tarafı çok beğenmiyorsunuz, çok sevmiyorsunuz, çok riskli buluyorsunuz. Ama burada bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve yaklaşık 2 aydır anlatıyorum. Evet son dönemde bir düşüş olmasına rağmen 2 ay önceden bu yana yatırımlarını yapmış olan kişiler hala artıdalar ve güzel de kardalar. Bu noktaya baktığımız zaman bir boğa sezonunda olduğumuzu ben açıklıkla söyleyebilirim. Normalde çok net konuşmam. Garantici bir insanımdır biraz daha. Garantici taraftayımdır ama burada hem %21'lik bitcoin'de Altcoinlerin bir çoğundaki şu anda da bakın mesela bir facia durum söz konusu yani işte %-6, %-4, %-4, %-2, %-3, %-3, %3 %-4, %-3 3 falan diye e, bayağı bunlar gerçi şunlar totalde e, Eksi tarafta yer alıyorlar Ama bunun ben yükseliş içerisinde bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve tabii ki Second ETF haberinin e, Getirmiş olduğu bir Sell the news olayı gerçekleşti. Bunları biraz daha kripto tarafını biraz daha katıl grubuna Elon Musk ve üzeri gruba biraz daha fazla anlatıyorum. Çünkü genel toplulukta çok fazla talep görmüyor. 38 bin tarafında çok ciddi bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. 38 bin altına fazla düşeceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum bakın. Ve bu bölgede bir miktar alım yapabilirim. Belki önümüzdeki günlerde kripto tarafında da diyorum. Ve haberlere geç. Yani açıkçası bugün çok bir haber yok. Şöyle birkaç tane haberimiz var zaten onlara da bir göz atalım. Özellikle bugün, dün, geçtiğimiz hafta Cuma günü piyasalar gerçekten çok sakin. Bilmiyorum bu biraz da faiz haftasına girilmesinin sebebiyle olabilir mi bilmiyorum ama yani şirketlerden de bir haber gelmiyor. Binance, kripto paralarda en çok kullanılan aracı kurum veya konu onlarda borsa deniyor işte kripto borsası deniyor. Binance, SEC arası kötü. Amerika'nın işte bu e, TPK'sı gibi engul kıymetleri vesaire denetleyen kuruluş. Onun arası kötü davalıklar. Dava, davalık olduk, olduğundan dolayı SEC işte Binance'in varlıklarının dondurulmasını falan talebinde bulundu. Ben size açık söyleyeyim. Buradaki işte Türkiye'deki entrikalar ne kadar çoksa Amerika'da da o kadar çok ve burada Binance'i yemeyi planlıyorlar. Binance'i bitirmeyi planlıyorlar. Çünkü daha büyük oyuncular girecek piyasaya. Şirket, yani burada Doğanlar Mobile'den bahsedeceğiz. Doğanlar Mobile demiş ki bir açıklaması var. Şirket 2024 yılında konsolide satış gelirlerinin 11.2 milyar TL artı eksi %3 oynayabilir demişler. Seviyesinde olmasını öngörüyor demişler. Şöyle bir baktım 5 milyar küsür TL civarlarında diye gördüm. Yani yanlış da görmüş olabilirim. Bir kabaca baktım. Şu anki bu senenin yıllıklandırılmış satışları gayet güzel bir artış yer tahmin ettikleri gibi olursa. Normalde ben çok fazla büyük olmayan iş anlaşmalarını burada paylaşmıyorum. Ama baktım Dofer böyle işte 23 Ocak, 19 Ocak ve 17 Ocak'ta böyle aslında çok da fazla arada mesafe olmayan e, sözleşmeler imzalıyor. Tam %1'lik %2'lik sözleşmeler olsa da bunlar topladığınız zaman güzel. Yurt içi merkezli iki firma ile KDV hariç çok uzatmadan miktarları söyleyeceğim. 26.9 milyon TL'lik bir anlaşması var. 17.1 milyar TL'lik ve buçuk milyar TL'lik anlaşmalar yapmış. Bu anlaşmaları da kamuoyu aydınlatma platformu aracılığıyla yatırımcılarla paylaşmış. İsrail demiş ki ben buna gülüyorum çünkü gülünecek bir şey yani. Gülünecek bir şey derken trajikomik tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze'de 2 aylık bir ateşkisi ilan etme teklifi önerdi. Yani diyor ki rehineleri bana ver 2 ay seni serbest bırakacağım ama 2 ay sonra devam. Yani şunu demiyor rehineleri ver işte bitsin bu olay demiyor da aşama bak ya. Neyse kuzey buraya geçelim yine görüyorsunuz her gün iş anlaşması neredeyse imzalıyor ve bugün de yine bir anlaşma var. Devlet Su İşleri DSI tarafından gerçekleştirilen Ereğli İvriz Sals Tahil sulama yenileme, HDPA boru temini 4. kısım konulu ihaleye KDV dahil 120 milyon TL tutarlı en iyi teklif verildi. Ee, söz konusu tutarını 2022 kilo sonu oranı %12,78 genelde alıyor zaten ihaleleri. Mehmet Çimşek demiş ki ekonomi tarafında gerçekten e, su, yani ne denir ona sular Sınıyor mu tansiyon yükseliyor mu bir gariplik var yani böyle hani kaynıyor o taraf. Mehmet Çimşek <laughs> tüm bu muhabbetlerin arasında adamcağız çırpınıyor hala. Efendim abi düşünsene yani böyle gerçekten gelmişsin ekonominin başına geçmişsin zaten felaket bir ekonomi var. Bir de diğer tarafta Merkez Bankası Başkanı'nın babası işte ne bileyim oradan Mehmet Ağarlar şunlar bunlar bir ton böyle garip şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Sen böyle harıl harıl çalışıyorsun efendim şu, 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 böyle demiş. Ya abi cari açık harıl harıl çalış efendim şundan şöyle bir haber geldi işte şuradan şöyle bir haber patlamış şu olmuş bu olmuş şöyle bir dedikodu var. E, enflasyon Efendim şöyle olmuş böyle bir haber geldi böyle bir şey. Abi yani üretim reform falan bunlarla uğraşıyor insanlar ya. Çok garip bir ülkeyiz gerçekten. Reform çalışmalarımız tasarruf tedbirlerimizle uyumlu harcamalarımızı verimli bir şekilde yönetiyoruz. Etkin kullanılan kamu kaynaklarıyla mali disiplinimiz güçleniyor. Hiç öyle hiç hiç, hiç buna katılmıyorum kesinlikle. Hala şey ee devlet kademesinde en azından memur memurlar kademesinde har vurup harman savurma durumu bence hala benim gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Mali disiplin konusundaki duruşumuz net. Para ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştiriyoruz. Attığımız adımlar ve aldığımız kararlar göstergelere de yansıyor. Göstergelerde kalıcı bozulmalara geçit vermemek için gerekli tedbirleri aldık almaya da devam edeceğiz. İnşallah dediğiniz gibi olur. Evet son haberde de. Sekin yani Amerika'nın SPK'sının Twitter hesabı hacklenmiş ve Twitter hesabı üzerinden piyasaları ciddi şekilde manipüle edebilecek bir haber yayılmıştı. Sek bununla ilgili bir açıklama yapmış. Şimdi Ben bunu niye koyuyorum? Burada biraz da siz de tedbir alın, biz de tedbir alalım diye. Yeni bir dolandırıcılık veya hack yöntemi ortaya çıktı. Bu da şöyle. Telefonlarınızı bu coin mühendisinin hesabı da öyle çalışmıştı. Telefonlarınızın ya yani telefon numaralarınızı kopyalıyorlar. Mesela siz diyelim ki bir işte e, internet sayfanıza gireceksiniz, bir hesabınıza gireceksiniz vesaire. Doğrulama kodu geliyor ya hesabınıza. Şimdi abi o doğrulama kodunu hacker bulamaz diye düşünüyorsunuz değil mi? Yani onu aldınız. Ulan bu doğrulama kodu bana SMS olarak geliyor. Benim numarama geliyor. Adamın elinde şu telefon olmadığı sürece adam bunu bulamaz zannediyorsun. Ama öyle değil. Artık son dönemlerde telefon numaraları kopyalanıyor. Simler kopyalanıyor. Bakın burada da diyor ki olaydan iki gün sonra Sekin telekom operatörleriyle işsizlerde bulunarak yetkisiz birinin Hesapla ilişkili cep telefonunun numarasının kontrolünü ele geçirdiğini tespit ettiği ifade edilen açıklamada sim değiştirme adı verilen bu yöntemin bir telefon numarasını izinsiz olarak başka bir cihaza aktarmak için kullanıldığını aktardı. Yani adamlar mesela şifreyi yenile diyor, tamam şifreyi yenilemek için doğrulama kodu gönder diyorsun, doğrulama kodu onun telefonundaydı. Adam da geliyor doğrulama kodu göndertiyor ama onun telefonuna düşüyor. Böylece şifreyi değiştiriyor ve bütün hesaplarınıza giriş yapabiliyor bu yöntemle. Eğer telefon doğrulaması yöntemi uyguladıysanız tabi bununla ilgili çözüm yöntemleri var ama ben bilgi işlemci olmadığım için şu anda bundan bahsetmem mantıklı olmaz diyorum ve haberlerin sonuna geldik. Gelin bir kapanış yapalım. Evet kapanışa geldik. Ne diyoruz burada klasik? Videoyu bu noktaya kadar izlediysen zaten videoyu beğenmişsindir diye tahmin ediyorum. Ve video hoşuna gitmiştir. kazana katkıda bulunmuştur. O zaman kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Bunlar benim için hem motive edici bir hem de destek oluyor. Onun haricinde bir de katıl tarafından Elon Musk veya Rockefeller seviye üyelik yapıp benimle birebir iletişim kurabilir ve daha birçok ayrıcalığa sahip olabilirsin. Onun için de sağ üstteki çıkan diye tıklayarak zaten bilgi alabilirsin diyorum. Ve hepinize iyi akşamlar.